Kıymetli izleyenler merhaba. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Yesefiye Hareketi Genel Başkanı Sayın Mahmut Cömert'le beraberiz. Bugün afetleri konuşacağız, depremleri konuşacağız. Yesefiye Hareketi'nin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu faaliyetleri konuşacağız. Malumunuz depremler çağında yaşıyoruz, afetler çağında yaşıyoruz. Afet farkındalığını artırmamız gerekiyor. Afet farkındalığını arttırıp gerçekten büyük afetlere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir coğrafyada, öyle bir vatanda yaşıyoruz. Mahmut Başkanım, bu anlamda ciddi çalışmaları olan, faaliyetleri olan bir hareketin genel başkanı. Mahmut Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Eyvallah. Başkanım, önce sizi tanıyalım, şahsınızı tanıyalım. Ben Mahmut Cömert, YSEV Hareketi Genel Başkanlığı vazifesini yürütüyorum. Aslen Samsunlu olmakla beraber derneğimizin genel merkezi olan Kayseri'de ikamet ediyorum. Mesleki olarak da öğretmenlik vazifesini yerine getiriyoruz. Evli, iki çocuk babası. Allah'ın verdiği ömrü onun yolunda, onun yarattığı en şerefli varlık olan insana hizmet etmekle geçirmeye çalışan bir kardeşiniz. Çok güzel. Tabii biz sizi yıllardır tanıyoruz, bir dostluğumuz var, bir arkadaşlığımız var. Sizi daha yakından kamuoyunun tanımasını, özellikle bölgemizin, Adana ve Kozan bölgemizin tanımasını istiyoruz. Çünkü bu bölgede de faaliyetleriniz olacak. Bunlarla da ilgili konuşacağız. Evet, YSEV Hareketi ne zaman başladı? YSEV Hareketi hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Bunlardan biraz bahseder miyiz? YSEV Hareketi aslında 3000 yıllık bir geleneğin günümüzdeki bir tezahürü olma heyecanıyla, coşkusuyla yola çıkmış bir harekettir. Kurumsal anlamda 2012 yılında kurumsal tüzel kişiliklerini oluşturmuş. Şu an yardım, arama kurtarma, sağlık, gençlik, yayıncılık, dergicilik, spor kulüpleri, doğal hayatı koruma gibi 7 ayrı kurumu bünyesinde barındıran bir harekete dönüşmüş bir yapıdır. Tabii geldiğimiz geleneğin içerisinden bu tarihin, coğrafyamızın ve inançlarımızın bizlere yüklediği mesuliyetlerin idrakiyle 2012 yılında Bismillah demiş, Kayseri'de, Anadolu'nun tam orta yerinde Bismillah demiş, gerçekten yerli, gerçekten milli ve gerçekten bağımsız, bu ülkenin öz çocuklarının, bu ülkenin gerçek sahiplerinin hür bir kürsü oluşturma arzusuyla ortaya çıkmış. Bunları yaparken de duyguların, ideallerin, yani kaba bir deyiş olacak belki ama hamasetin ötesinde bunları, bu duyguları, bu inancı, bu dinamizmi rasyonel bir şekilde planlayıp önce Kayseri'ye, sonra Türkiye'ye, sonra da gönül coğrafyası olarak adlandırdığımız coğrafyaya yayılma iradesini göstermiş insanlardan oluşan bir harekettir. Çok güzel. Şimdi başkanım, tabii gönül coğrafyası dedik, bir coğrafya çizdik. Bu gönül coğrafyası nereden oluşuyor? Bu gönül coğrafyasında hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? Oralara nasıl ulaşıyorsunuz? Şimdi özellikle Oktay Sinanoğlu hocamız rahmetlinin bir ifadesi vardı. Gönül kelimesinin yabancı dillerde karşılığı yokmuş. Tamamen bize ait bir kelime. Gönül çok şeyi ifade ediyor. Gönül coğrafyası. Coğrafyayla bunu birleştirmek. Aslında coğrafya üzerinde yaşayan, gönlümüzün içerisinde olan kardeşlerimize, onların ihtiyaç duyduğu her alanda, ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olabilmek, hayatı aynı ecdadımız gibi onlarla beraber paylaşabilmek arzusu, idealizmi içerisinde bu coğrafyalarda var olmamız gerektiği düşüncesiyle bu bölgelerimizde, özellikle yakın coğrafyamız olarak işte bahsettiğimiz Afrika'da, Balkanlar'da, Asya'da, Orta Asya'da, Uzak Asya'da, hemen hemen her bölgesinde şu an arama kurtarmadan sağlığa, gençlik çalışmalarından insani yardım çalışmalarına kadar bu bölgelerde faaliyetlerimizi yaklaşık 12-13 yıldır devam ettiriyoruz. Özellikle Suriye'de çalışmalarınız var. Evet. Orada okul açtınız. Hatta öğrencilerin mezuniyetini de gördük geçen. Evet, elhamdülillah. Orada nasıl faaliyetleri yürütüyorsunuz? Orası hassas bir bölge.
çok yakın ilginiz, alakanız var, onu görüyorum. Çok hassas bir bölge, birçok tartışmayı da sürekli beraberinde taşıyan bir bölge. Evet. Burada ince bir denge kurulması gerektiği kanaatindeydik. Bizler Suriye projeksiyonu olarak tüm yardımlarımızı, yatırımlarımızı, ilgimizi hep Suriye'nin içerisine verdik. Sebebi orayı daha bayanır hale getirmek, orayı o coğrafyanın insanlarına daha yaşanılır hale getirip orada kalmalarını sağlamaktı asıl niyetimiz ve en önemlisi de o coğrafya kadim bir Türk coğrafyasıdır her şeyden evvel. Bugünkü siyasi sınırlar içerisinde değerlendirildiğinde farklı rejimler, farklı ülke isimleri kullanılsa da işte o biraz önce bahsettiğimiz gönül coğrafyası içerisinde bizim topraklarımızdır. Nasıl bu şu an içinde bulunduğumuz şehrimizde nasıl Kilikyalılar Müdafaa Hukuk Cemiyeti varsa, nasıl Batı Anadolu'da Batı Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti varsa, Halep Müdafaa Hukuk Cemiyeti de vardı. Bizim Misak-ı Milli dediğimiz sınırlarımızın içerisinde de yer alan bir coğrafyadan aslında bahsediyoruz. Bu bölgede biz özellikle Fırat Kalkanı harekatıyla beraber silahlı ordularımızın, Mehmetçiğimizin ardından biliyorsunuz bizim medeniyet kodlarımızdır. Önce aslında gönül orduları gider, tahta kılıçlar dediğimiz gönül elleri, alperenler giderler ve oranın gönüllerin fethini gerçekleştirirler. Bizler de Kahraman Mehmetçiğimizin ardından bölgede gönüllerin fethi için sorumluluk almak istedik. 2016 yılından bu yana Halep kırsalında aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Her türlü çalışmayı yaptık ama bizim için en önemlisi, biliyorsunuz Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz iki cihan serveri bir yetimdi. Tüm yetimler aslında bize peygamber emanetidir. O yüzden bölgede iki tane yetim merkezi, yetim ve kültür merkezi kurduk. Amacımız hem savaşın etkilerini çocuklarımızın üzerinden kaldırabilmek hem de onları Türk kültürüyle buluşturmaktı. Çünkü kadim bir Türk yurdu, Türkçeyi unutmuş, Türkmenliğini unutmuş bir sürü soydaşımızın bulunduğu bir coğrafyaydı. Burada işte köy köy dernekler kurmaktan, işte okullar yapmaya, sağlık ocakları yapmaya kadar, gençlikle, çocuklarla ilgili çalışmalar yapmaya yaklaşık 9 yıldır aktif bir şekilde devam ediyoruz. Esas olarak Türk kültürünü, Türkçe'yi öğretiyorsunuz. Aynı zamanda onların yanında olduğunuzu motivasyon olarak da gösteriyorsunuz. Hissettirmeye çalışıyoruz. Yanlarında olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Evet. Bir diğer gönül coğrafyamız Balkanlar'da bir çalışmamız var. Yakınlarda bir sünnet organizasyonu yaptınız orada. Evet. O da çok duygusal bir organizasyonda. Şöyle Sayın Başkanım, şimdi yakın zamanda işte Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı Afrika'ya gittiler, bir kısmı Asya'ya gittiler, bir kısmı Balkanlara gittiler. Ben hepsini selamlarken işte ata vatana'dan selam, kara vatana selam ve Balkanlara yönelik selamı da şöyle ithaf ettik. Acı vatana. Evet. Selam. Gerçekten Halit Refik'in gözyaşı hikayesini de tüm izleyicilerimize tavsiye ederim. Acı bir vatan Balkanlar. Evladı Fatiha'nın daha 100 yıl evvel her bir toprağında Türk bayrağının dalgalandığı o coğrafyayı çok acı hikayelerle, çok acı bir neticeyle bırakıp gelmiş bir milletin çocuklarıyız. O yüzden oraya karşı hassasiyetimiz çok daha büyük. Çünkü işte biz Osmanlı son Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimiz Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti bir Balkan Devleti'ydi. Orayı vatan etmişti. Yani bizde vatan kutsaldır. Hatta işte diyoruz ya bir Türk'ün kanının damladığı her toprak vatandır diye. Vatandır diye. O yüzden Balkanlar hem Türk kültürünün yaşatılması noktasında hem Türk çok azalan Türk unsurlarının varlıklarının devam ettirilmesi açısından hem ülkemizin stratejik batı güvenliği açısından bir uç belliği, ileri uç karakolu özelliği taşıması açısından çok bizim için de ülkemiz için de tüm gönül elleri içinde çok ciddi önem arz eden bir coğrafya. Bu coğrafyada biz işte kültür merkezleri ile başladık. Türk kültürünün korunması, yaşatılması ile ilgili çalışmalar yaptık. Tabii ki Makedonya bölgesinde mi? Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, yukarıda Gagavuzya'ya kadar, Hristiyan evet. Türklere kadar. Tüm o coğrafyada temsilciliklerimizi oluşturduk, yapılarımızı oluşturduk ve sürekli olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Amaç gönüllerdeki o birliği sağlayabilmek. Buradan izleyicilerimize sadece
o bölgeye olan bakış açımızı ifade etmek için şunu söylemek isterim. Bir projemiz var, sürdürülen bir proje. Ana vatandan evladı Fatiha'na, evladı Fatiha'dan ana vatana diye bir projemiz var. Her yıl, bir yıl buradan, Türkiye'den bizim gençlerimiz Balkanlara gider. Oradaki gençlerle bir araya gelirler. Bir sonraki yılda Balkanlardan gençleri buraya getiririz. Ve bu hem o gençlik birbirini çünkü tanıdıkça çok seviyorlar. Evet. Çünkü aynı kan, aynı soy, evet, aynı dert, aynı ideal aslında. Tanıdıkça, birbirimizi tanıdıkça daha çok seviyoruz. Bir araya geliyoruz. Amacımız da şuydu. Bir Balkan Türk Gençlik Birliği kurmaktı. Yavaş yavaş da o hedefe doğru gidiyoruz yani. İnşallah, inşallah. Tabii Afrika dediniz. Evet. Afrika'da da çalışmalar var. Afrika'da gönül coğrafyamız aynı zamanda. Asya'da da var. Şöyle hızlı bir şekilde Afrika'da neler yapıyorsunuz? Asya'da şu an neler yapıyorsunuz? Hala orada Necullah Başkan şu an, evet, Moğolistan'da. Moğolistan'da. O Gazze, hani gönlümüzün kanayan yarası. Evet. Oraya da hani ayrı bir belki parantez başlık açılabilir. Açacağız. Afrika'da neler yaptınız? Afrika'da, Etiyopya'da, Somali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da, Sudan'da genelde işte dini bağımız olan ülkelerde oradaki topluluklara yönelik genelde işte insani yardım öncelikli çalışmalar olmakla beraber inşallah bir kültür merkezi Etiyopya'da çok hazırlıkları iyi var. İnşallah Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi olarak İnşallah. Hem temel dini eğitimlerin verildi, hem oradaki karavatandaki evlatlarımıza o tarih şuurunu, o çünkü malum müstemleke. Evet. Müstemleke sadece yeraltı kaynaklarının alınıp gidilmesi değil, beyindeki bağımsızlık ruhunun alınması anlamına geliyor. Ruhun elimizden alınması anlamına geliyor. Ne yazık ki. Bizler Türk milleti olarak hiçbir zaman sömürgeci olmadık. Haliyle bize de böyle bir şey sirayet etmiyor. Evet. Biz istiyoruz ki gittiğimiz her yerde kardeşlerimizin bize dahi muhtaç olmadığı bir dünya hayal ediyoruz. Yani ve her zaman da bu yardım organizasyonlarını da şöyle değerlendirdik. Bir gönül coğrafyamızda bir yere giderken, hani misafir giderken eli boş gitmez. Evet. Olarak baktık. Bizim arzumuz o ki yeniden Türk milletinin önderliğinde Ay Yıldız'ın tüm dünyaya hakim olduğu, dünyada bir tane bile mazlumun kalmadığı, her insanın yaratılış onuruna layık bir şekilde yaşadığı bir dünya hayal ediyoruz. Bu da ancak Ay Yıldız'ın gölgesinde olacak. İşte bize bunu nizam-ı alem olarak öğreten büyüklerimize de yaşayanlara selam. Hayatını kaybedenlere de rahmet olsun diyelim. Eyvah. Buradan. Tabii Gazze'ye geleceğiz buradan. Evet. Şu an Moğolistan'da bir çalışma var. Gazze ile ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi Gazze ile ilgili yaptığımız çalışma tabii insani yardım çalışmalarının ötesinde bir de bununla ilgili kamuoyu oluşturma. Çünkü evet, güçlü bir İsrail lobisi var ve gerek geleneksel medyada gerek sosyal medyada çok ciddi fitne oluşturuluyor. İnsanların kafası karıştırılıyor ki yek vücut olmayalım, bu konuda ortak bir ses çıkmasın diye ciddi kafa karışıklığı var. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. İnsani noktada da büyük bir dram yaşanıyor. Bununla ilgili biz üzerimize ne düşer, neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde işte Kurban Bayramı vesilesiyle kurbanlarımızın, yurt dışı vekaletle kesilen kurbanların büyük bir kısmını Moğolistan'da, evet, kestik. Sorumlu arkadaşlarımız orada bunları kavurma haline getirdiler. Raf ömrü uzasın diye. Evet. Şimdi önce deniz yoluyla sonra karayoluyla bunlar Gazze'ye ulaştırılıyor. İnşallah bir ay içerisinde bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin direnişlerini daha da arttırabilmek için. Çok, evet, net bir şekilde söylüyoruz. Hani lafı eğilmeden, evet, bükmeden söylemek lazım. Çünkü insanlık adına bir direniş gösteriyorlar. Yani artık dini, coğrafi, herhangi bir şeyi aşılıp insanlık adına, insanlık onuru adına büyük bir direniş gösteriyorlar. Bu konuda da biz YSV hareketi olarak, bu ülkenin öz çocukları olarak üzerimize düşeni yapmak istedik. İnşallah büyük bir organizasyon nihayet ermek üzere. Allah razı olsun, Adana'mız da Kozan'ımız da çok ciddi destek veriyor bu organizasyonlara, bu heyecana. İnşallah onu da yerine getirdikten sonra daha büyük projeler yapacağız beraber. Evet. Başkanım, tabii yurt dışına dönelim biraz da. Siz çalışmaları yaparken Kayseri merkezli bir organizasyonsunuz. Türkiye'deki durumunuz nedir? Kaç ilde teşkilatlısınız? Kaç ilde YSV hareketinin kurumsal bağı var? Biraz bunlardan bahseder misiniz? İşte ilk başta da çok teşekkür ederim yani bu konuyu da kıymetli izleyicilerimize aktarma fırsatı verdiğiniz için.
işte Kayseri'de kurulmuş bir hareketin işte Türkiye'ye ve dünyaya yayılma hikayesini anlatma fırsatımız oldu. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Şu an için 42 il, 16 ilçede şubelerini oluşturmuş, teşkilatlarını kurmuş. Bunların içerisinde de 15 ilde arama kurtarma ekiplerini süreçlerini tamamlamış. Tam profesyonel bir şekilde her kriz anında sahaya inebilecek duruma gelmiş bir hareket oldu. 15 ilde Agret'te oldunuz. Artık arama kurtarmada sahada çalışma yeterliliği evet, var. Evet. Daha önce de 6 Şubat öncesinde de bu ama daha sınırlı bir durumdaydı. Evet. Sebebi işte yakın zamanda da zaten Kozan merkezli bir deprem oldu. Hani bazen bazı şeyler başımıza gelmeden tam idrak edemiyoruz. Evet. Daha önce tabii biz bu konuyla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışıyorduk ama hani insanlar daha böyle somutlaşınca daha çok rağbet gösteriyorlar. Sınırlı sayıda olan ekiplerimizi 6 Şubat depremlerinden sonra daha da Türkiye satında yaygınlaştırdık 15 ilde. Şu anda da sadece burada da değil, dediğim gibi yine bir Bulgaristan'da ve Afganistan'da da iki ülkede de şu an arama kurtarma ekiplerimizin kuruluşları tamamlandı. O da evet. Devletimizin çok güzide bir kurumu olan TİKA ile beraber koordineli bir şekilde yaptığımız. Çalışıyorsunuz. Oradaki çalışmalar da devam ediyor. Evet. Tabii, İçişleri Bakanlığı'nın bir toplantısına katıldınız. Evet. Bakan Bey'le orada görüşme fırsatınız oldu. Bu anlamda neler konuşuldu, ne yaptınız, nasıl bir yol haritası verilendi? Özellikle STK'lar bakımından yani sizlere nasıl bir bu anlamda görev yüklendi? STK'lar noktasında gerçekten de devlet ricalinin bakış açısındaki o olgunlaşmayı gördüm her şeyden evvel. Yani bu derdin ancak devlet ve sivil toplumun el ele ortadan hani bu derde çare olabileceği noktası artık oturmuş, onu gördüm. Evet. Birlikte ne yapabiliriz anlayışı üzerinde. Devletimizin 6 Şubat'tan sonra çok ciddi bu olaylardan ders çıkarttığını ve çözümler ürettiğini gördüm her şeyden evvel. Hem arama kurtarma hem insani yardım ve bunların tüm boyutlarıyla ciddi anlamda kafa yorulduğunu, projeler üretildiğini ve bunun süreci de artık hani biz yaptık olduğunun ötesinde sivil toplumu da halkı da aydınlatarak doğru bir iletişimle güzel şeylerin olduğunu ve daha da olacağını gördüm. Özellikle deprem bölgesinde bakın hani biz olayın boyutunu çok anlatamadık belki insanlara. Çok manipüle edilen bir süreçti. Devletin kurumları ciddi zafiyet içerisinde gösterilmeye çalışıldı. Yaşadığımız birçok şey vardı. İşte bazı yabancı gazeteler, televizyonlar işte farklı işte mezhepsel durumları ön plana çıkarıp işte Türk Devleti buraya yardım yapmıyor gibi propagandalar yaptı. İçeride bunlara destek olanlar oldu gibi. Ama buna rağmen devlet bu kadar olumsuz şart içerisinde ciddi refleks gösterdi. Onları konuştuk. Gelecekte neler yapılabilir onlar konuşuldu. Olası bir İstanbul depremiyle ilgili sivil topluma neler düşüyor, devlete neler düşüyor bunlar görüşüldü. Bu konuda sivil toplumun gelişmesi için devletin ne gibi destekler vereceği, ne gibi sorumluluklar alacağı konuşuldu. Ben gerçekten mutlu oldum bu açıdan çünkü bizim belki dost muhabbetlerinde ya da kendi özel sohbetlerimizde yaptığımız eleştirilerin devletin yöneticileri tarafından da yapıldığını gördüm. Ve bunlara çözümlerin üretildiğini, inşallah bunların da tatbik edileceğini gördüm. O açıdan tabii bu konu sadece devletin üzerine düşeneri yapmasıyla hallolacak bir mesele değil, bireysel eğitimden. İşte sivil topluma kadar her konuda bir apartman yönetimine kadar evet. Herkesin çok ciddi sorumluluk alması gereken bir konu. İnşallah bu istişareler de devam edeceğini orada izledik. Yani onu ifade ettiler. İnşallah devlet millet el ele bu ülke bütün sadece 6 Şubat ve onun bıraktığı enkazlar değil birçok derdi de sıkıntıyı da bu devlet millet el ele çözecek, onu gördüm evet. Yani. 6 Şubat depreminde ki çalışmalarınıza şahit olduk. Özellikle siz karargahı depremin merkezi olan Pazarcık'a kurdunuz. Oradan bütün deprem bölgesine ulaşmaya çalıştınız, ulaştınız. Siz bizzat ve ekibiniz enkazda çalıştı. O durumun psikolojisini çok yakından gördünüz, yaşadınız. Biraz 6 Şubat'a dönelim. O dönem nasıl bir çalışma yürüttünüz, neler yaptınız, oralarda neler yaşadınız,
neler sizi etkiledi ve nelerden ders çıkardınız? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz başkanım? 6 Şubat sabahı işte depremin merkez üstlerine yakın bir şehirde yaşadığımız için aslında depremi tüm şiddetiyle yaşadık. Şöyle ilk uyandığımızda yani depremin bitmesini beklerken şunu söyledik. Eğer bu deprem Türkiye'nin içinde olduysa Türkiye yıkıldı. Onu direkt hissettik zaten. Daha sonra ilk tepki işte çocukların yanına gitmek. İşte aileyi güvenli bir yere koyduğumuz anda tüm ekip olarak hemen yola çıktık. Tabii o günün şartları işte bir yıl boyunca yağmayan kar o gece yağdı. O bölgede de ciddi hava sıcaklığı düşüktü. Ama şöyle bir durum yoktu. Ya işte yollar kapalı mıdır? Gidersek şu mu olur, bu mu olur gibi hiçbir şey düşünme lüksümüzün olmadığını farkındaydık. O yüzden vatanın ve insanımızın, milletimizin bize o gün ihtiyacı vardı. Çünkü eğitimli bir ekiptik. Kalifiye bir ekiptik. O kalifiye ekibin de orada olması gerekiyordu. Vatanına hizmet etmesi gerekiyordu. Bu şuurla yola çıktık genel merkezden. Tabii Ankara'daki il ekiplerimizi hemen koordine ettik. Kimi dedik Kırıkhan'a gidin, Hatay'a gidin, Adıyaman'a gidin, Elbistan'a gidin. Hızlı bir şekilde biz de genel merkez olarak Pazarcık'a gittik. Allah'a hamdolsun ben şahsen 103 gün boyunca bölgede bizzat çalışma fırsatı buldum. 10 bölgede 12 lojistik merkezinde 1600 arkadaşımızla biz depremde o enkazların kaldırılması noktasında, insanlarımıza ulaşma noktasında yani hem arama kurtarma hem insani yardım hem psikososyal destek ve hayatın normale dönüşmesiyle ilgili aktif bir şekilde bölgede sorumluluk aldık. Arama kurtarma ekiplerimiz enkazlarda çalıştılar. Canlı vatandaşlarımızı da çıkarttılar. Eksileri de çıkartıldı. Bir grubumuz çadırlarda çölyak hastaları, onkolojik hastalar, çocuklara yönelik çalışmalar yaptılar. Onları çadırlardan toplayıp devlete teslim ettiler. Gücümüz neye yetiyorsa, imkanımız ne varsa onlarla topyekun hiçbirini sakınmadan, geri durmadan biz o gün milletimizin yanında olmaya çalıştık. Allah'a hamdolsun hala da devam ediyoruz. Evet. Bölgede teşkilatlarımız aracılığıyla ve diğer teşkilatlarımızla koordineli bir şekilde bölgede yakın bir zamanda bir sanitasyon projesi yapıldı. Batı Anadolu bölgesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere, özellikle hasta olan ailelerin evlerine su arıtma sistemleri kuruldu. Şimdi çölyak hastalarıyla ilgili biliyorsunuz ciddi bir rahatsızlık. Her şey onu yiyemiyorlar. Şimdi onunla ilgili bir il başkanlığımız un ayarladı. İşte bölgede fırınlara verecekler çölyak hastalarıyla ilgili özel ekmekler yapılsın diye. Yine Adıyaman ilimizde bir kadın kooperatifi kuruldu. Hem depremin etkileri azaltılsın hem de üretime geçsinler, istihdam oluşsun diye. Yine Maraş'ta gençlerimizle ilgili bir spor kulübü kurduk. Gaziantep'te bir spor kulübü kurduk. İnşallah Kahramanmaraş'ta Musun Yazıcıoğlu spor kompleksi inşaatı başlıyor Eylül ayında gençlerimize yönelik. Çünkü deprem sonrasındaki tüm tahribatlar sadece binalara indirilir. Çünkü hikaye hep orada dönüyor işte. Bina yapıldı mı, konteyner verildi mi, teslim edildi mi? Binanın ötesinde tahribat insan üzerinde. Her konuda gücümüz yettiğince o bölgede de olmaya devam ediyoruz. Tabii bunu siz de çok fazla konuştuk. Bu meseleler çok önemli. Bu anlamda sivil toplum, Türkiye'de çalışan sivil toplumlar yeteri kadar çalışmazsa bunun aleyhinde çalışan çok farklı örgütler evet. Var değil mi Başak? Evet, kesinlikle. Yani o bölgede ciddi anlamda propaganda süreçlerini hızlandırıp gençler üzerinde özellikle bu çalışmalarını yapıyorlar. Herhalde o bölgede projeksiyonu o bölgeye tutup daha aktif olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani dediğim gibi işi sadece deprem bölgesiyle ilgili kısmı sadece işte dedim ya inşaat ya da insani yardıma indirgememek gerekiyor. Haliyle yani empati kurduğumuzu anlıyoruz zaten. Okula gidiyorsun, öğretmenin yok. Sıra arkadaşın yok. Sokağa çıkıyorsun, komşun yok. Daha evvel geçerken işte altından bir alışveriş yaptığım bina yok. Ya bunun yoklukları inanılmaz travmalara yol açıyor. İnanılmaz boşluğu. O boşluğu kim dolduracak? Yani eğer biz kendi evlatlarımızın, kendi şehirlerimizin, kendi insanımızın gönlündeki boşluğu doldurmazsak
gelip başkasında kalacak. Bundan da şikayet etmemek gerekiyor. İşte bahsettiğimiz işte tarihsel kaçakçılığı da oldu. Ne yazık ki uyuşturucu ve intihar vakaları artıyor. Bunlar gayet doğaldır. Yani bunlardan dolayı birini suçlamaya gerek yok. Evet. Yani kriz sonrasında bu sosyolojik davranışlar gayet doğaldır. Bu gerçeği kabul ederek yola çıktığımızda ne yapmamız lazım? Bölgeyle ilişkimizi katiyen kesmemek gerekiyor. İşte devlet her şeyi yapıyor. Devlet kendi vazifesini yapıyor. Sivil toplum da kendi vazifesini yapacak. Yani devlet madem yapıyorsa o zaman biz de yapalım. Evet. Gibi işte Ramazan'da aşevleri. Burada mesele yemek dağıtmak değil. Ya bunu da anlatmak istiyoruz. Yani burada orada bir bağ kurmak. Oradaki sizinle beraberiz. Yani. Sizi unutmadık. Biz size hala buradayız diyebilmek. Evet, çünkü rızkın sahibi Allah'tır. Allah zaten evet. doyuracak onları. Bizim vazifemiz onların yanında olduğumuzu gösterebilmek. Yardım organizasyonlarının temeli de bu var aslında. Orada senin derdini paylaşıyorum diyebilmek. Biz kardeşiz, birlikteyiz diyebilmenin bir vesilesi diye görüyoruz. O yüzden ben tüm seyahatlerimizde, tüm ulaştığımız insanlara da söylüyorum. Deprem bölgesiyle ilişkinin kesilmemesi lazım. Hatta ailelerimizin çocuklarını falan alıp bir deprem bölgesine gitmeleri lazım. O konteynerdaki yaşamları görüp, çünkü çok şikayet ediyoruz. Şükrü unutmaya başladık. Evet. Gidip görmek lazım. Şükrün ne demek olduğunu görmek lazım. Tabii daha öncesinde de 6 Şubat depremler öncesinde Elazığ depreminde de oradaydım. Evet. İzmir depreminde de oradaydınız. Yani bütün afetlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bozkurt'ta evet. sel felaketi oldu. Yine oradaydınız. Yani biz afetlere açık bir ülkeyiz. Yani yangınlar, işte sel, deprem bunlarla ilgili insan kaynağı anlamında yetiştirebiliyor musunuz? Bunların her birine yetişecek insanları eğitebiliyor musunuz? Bununla ilgili hangi çalışmalar yapıyorsunuz? Elhamdülillah ülkemizin nüfusu bayağı var. Evet. Mesele insanımıza ulaşacak doğru iletişim kanallarını kurmak. Ve hikayeyi doğru bir şekilde anlatabilmek. Allah'a hamdolsun insan kaynakları noktasında Anadolu satında çok problem yaşamıyoruz. Ama o heyecanın, o inancın sürekliliği noktasında yani istikrarla ilgili evet. ne yazık ki insanlarımız da bir... Çabuk unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Evet. İstikrarlı yapamıyoruz bazı şeyleri. Ya da sürekli olacak işlerden korkuyor insanımız. Hani kendini bağlamak gibi ya da hayatını kısıtlayacak değil mi? Yani farklı evet. duygular. Çünkü sosyolojik bazı kabullerimiz var. Yıkamıyoruz yani toplumun da bazı kanaatlerini. Ama şöyle bir hakikat var Sayın Başkanım. Yani çok isabetli bir şey söylediniz. Biz afetle yaşayan bir ülkeyiz. Yani deprem bunlardan bir tanesi. Biz sürekli afetle yaşıyoruz. İşte dünyada doğal dengenin bozulmasının da bir neticesi. Yaz aylarında aşırı derecede sıcakta ormanlarımız yanıyor. Yani bir rüzgara taş taşa vursa zaten o kurulukta ateş çıkıyor, yanıyor. Hemen iki ay sonra bu sefer o sıcakların etkisiyle kuzey bölgesinde aşırı sel felaketlerinde insanlarımızı kaybediyoruz. Deprem oluyor, çığ oluyor. İşte en kötüsü bana göre kötülerinden biri orman yangınları, çünkü bütün doğa tahrip ediliyor. Bunlar da öncelikle bu afetler olmadan evvel, hani şunu da ben kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bunların hepsi birer doğal olaydır. Yani bu doğa olayıdır. Evet. İnsanın doğup ölmesi gibi bir doğal bir şeydir. Doğa olayıdır. Bunlar insan hataları sonucunda zarar verirse doğal afet diyoruz biz bunlara. Afet diyoruz. Demek ki doğal olayları engellemeye gerek yok. Doğanın kendi dengesi içerisinde, ama bunun afete dönüşüp dönüşmemesi bizim elimizde. Burası çok önemli. Yani enkaz altından insan çıkarmaktan daha önemlisi aslında o enkazın oluşmaması için o doğal afete hazırlıklı, farkında olan bir insan yetiştirme modelimizin olması evet, gerekiyor. Kesin. Yani müteahhitimizin de, inşaatçımızın da, mimarımızın da, ne bileyim psikoloğumuzun da, hukukçularımızın da, öğretmenlerimizin de topyekün bir şekilde millet olarak aslında biz o doğal afetten hangi sonuçları çıkartabiliriz? O doğal afet önleyici hizmetlerini ve eğitimlerini nasıl verebiliriz noktasında çalışmalar hızlanmak gerekiyor. Evet. Bu anlamda da YSV hareketi çalışmalar yapıyor, farkındalık evet. çalışmaları yapıyor. Okullarda bilgilendirme çalışmaları yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bu yönde? Bununla ilgili öncelikle teşekkür ederim bu konuyu özellikle açtığınız için. Öncelikle işte örgün eğitimdeki çocuklarımıza yönelik eğitimci arkadaşlarımız çeşitli etkinlikler yapıyor. Hem
doğal afet bilinci kazandırmak, bu konuda bir farkındalık oluşturmak, hem de bununla ilgili olay ki başımıza geldiğinde nasıl sorumluluk alabileceklerini göstermeye noktasında il il arkadaşlarımız, eğitimci arkadaşlarımız milli eğitimle koordineli bir şekilde okullarda programlar yapıyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklar çok farklı duygular içerisine giriyorlar. Yani olayı idrak ediyorlar gençler. Çok müsbet sonuçlarını aldığımız bir şey. Diğeri bu konuyla ilgili işte şehir merkezlerinde, merkezi noktalarda işte standlar açılıyor. Oralarda çeşitli işte broşür dağıtımı, işte bu konuyla ilgili hem ekipman tanıtımları yapılıyor, hem afet bilinciyle ilgili hazırlanan raporlar vatandaşlarımıza buluşturuluyor. Bir de kamplar düzenliyoruz bu konuyla ilgili. Vatandaşlarımızın aileleriyle beraber katılacağı, hem aktif bir doğayla iç içe olmasını sağlayacağımız, hem de afetle ilgili, işte arama kurtarma organizasyonlarıyla ilgili çeşitli bilgilerin, eğitimlerin yapıldığı, doğa sporlarının tanıtıldığı. Evet. Özellikle bu iniş ve tırmanma çok ilgi çekiyor. Çok verimli geçiyormuş. Evet. İşler istiyor. Hatta geçen sene beni de davet ettiniz. Gelemedim evet. Başka bir işimden dolayı. Çocuklar özellikle o tırmanma, ondan sonra o aktivite içerisinde bulunma işlerini çok seviyorlar. İşte o yaşlarda sevdirmek, o bilinci kazandırmak lazım. O zaman kazandırırsak zaten o jenerasyona şu an bu yatırımı yaparsak belki 10 yıl sonra bunların ya da 20 yıl sonra hiç konuşulmayacak. Çok, çok daha farklı şeyler konuşacaklar. Uyuşturucuyla mücadele anlamında çalışmalarınız var. Kayseri'de ve işte Gaziantep'te ve birçok yerde spor evet. kulüpleri kurdunuz. Şu an Kayseri'deki spor kulübünü çok aktif çalışıyor. Önemli. Yani uyuşturucuyla mücadelenin bir yerinden tutalım dediğinizde siz spor anlamında gençleri spora yönlendirmeniz, bu anlamdaki çalışmalarınız aslında gençlere bir meşguliyet kazandırıyor, bir kendini tanıma fırsatı veriyor. Bu yönde neler yapıyorsunuz? Özellikle burada işte genel merkezimizin bulunduğu şehir olan Kayseri'nin Sayın Valisi Gökmen Çiçek Beyefendi'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kendisiyle bir istişaremizde şöyle bir cümle kurdu. Bizim kaybedecek bir tane bile gencimiz yok. Bizim gençlerimiz için bir şeyler yapmamız lazım. Sizin de sorumluluk almanız gerekiyor diyor. Şu an Kayseri'de 36 mahallede Erva ismi Erdemlerimizde Varız projesi kapsamında spor okulları açıldı. Bizden de dernek olarak buna işte rol model oluşturacak bir okul, yani lokomotif bir okul, modelli uygulayacağımız bir okul hazırlanması istedi. Biz projeye gerçekten çok inandık. Çünkü hep bu program içerisinde de tüm dostluk çizgimiz içerisinde hep şundan bahsediyoruz. Eğer biz el uzatmazsak başkası el uzatacak. Biz sahip çıkmazsak başkası sahip çıkacak. O yüzden şikayet etmeye çok vaktimizin de kalmaması gerekiyor. Bu konuda sorumluluk aldık ve orada YSV Erva Spor Kulübü kuruldu. Kayseri'de güzel bir spor okulu oluştu. Bu okul içerisinde hani gençlerimizin sadece sportif faaliyetler değil, işte eğitim, kültür faaliyetleri, işte bir dijital bir stüdyo oluşturuldu. Hani gençlere ulaşabilecek her türlü kanalı orada oluşturulmaya çalışıldı. Kahramanmaraş'ta güreş üzerine YSV, Kahramanmaraş YSV Spor Kulübü kuruldu. Antep'te futbol üzerine kulüp kuruldu. Amaç hepsinde gençlerimizi meşru alanlarda onların enerjisini doğru, faydalı bir şekilde harcayabileceği alanlar oluşturabilmek. Onlara fırsat sunabilmek. Yoksa biz sahip çıkmazsak başka yerlere gidecekler. Evet. O enerji, o duygu, o dünya başka şeylerle dolacak. Bu açıdan da biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa. Çünkü biz bizim liderimiz şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir klibi vardı. Deniz Yıldızı. Evet. Ya biz amacımız bir tanesi dahi olsa kurtarabilmek. Bir kişiyi kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmaktır diyor Sabah Hüseyin Efendimiz. O yüzden bu konuda ne düşüyorsa üzerimize yaparız. Allah'ın izniyle, milletimizin teveccühüyle, ekiplerimizin dirayetiyle de bunu da inşallah en iyisini yaparız. Yani sadece küçük hikayelerle tatmin olan değil, bunu en iyi yapan, en büyük yapan, en güçlü yapan bir ekip olma iradesi içerisindeyiz. Yani evet bunları şu an için bunları bu ölçekte yapıyorsak biz tatmin olmuyoruz. Evet. Yani bir çocuğu kurtardık diye sevinmeyeceğiz. Binlercesi için aynı heyecanla, aynı kaygıyla, aynı şeylerle mücadeleye devam edeceğiz. Çok güzel.
Hocam tabii böyle genel dayan aldı. Evet. Artık Adana'ya, Kozan'a geldi. Şimdi sağ olun depremden sonra Kozan'ımızı ziyaret ettiniz. Ne var ne yok, buralarda neler yapabiliriz dediniz. Burada bir yapı oluşturdunuz. Bu yapı daha da gelişecek. Erdal Acar Başkanım Allah'ın izniyle burada bu yapıya önderlik ediyor. Sizler de ona destek olacaksınız. Evet. Kozan'ı merkez belirlediniz. Adana merkezini Kozan'a belirlediniz. Çünkü burası nispeten bölgenin dağlık olması ve özellikle afet anlamında orman yangınlarına, sel felaketlerine daha çok maruz kalması sebebiyle burayı merkez olarak belirlediniz. Kozan'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler yapacaksınız? Nasıl bir destek sunacaksınız, evet, Kozan'a? Kozan hem stratejik konum itibariyle, hem tarihi itibariyle, hem ekonomik yönü itibariyle çok kıymetli bir yer. Aslında bir vilayet merkeziydi, bunu da konuştuk. O Kozan'da gezerken bunu hissediyorsun zaten. Yani o kültür, o şey, karakter burada var, o kabiliyet burada var. Bölgede bizim Adana İl Başkanlığımızı Kozan'da oluşturduk. Sizlerin de büyük destekleriyle, gerçekten güzel bir ekiple, Erdal Başkanımızın aşkı, şevkiyle, sinerjisiyle Adana İl Başkanlığımız Allah'a hamdolsun Kozan'da oluştu ve ilk arama kurtarma ekibinde oluşumuyla ilgili burada istişarelere geldik. Tam da depremde, deprem konulu bir programla depremi aynı anda yaşama şansımız oldu diyelim. Evet. Ben bunu şans olarak görüyorum. Biraz önce de hani izleyicilerimize aktardığımız gibi somut olmayınca algılayamıyoruz, evet, bazı şeyleri, idrak edemiyoruz. O açıdan biz Adana'da Kozan'dayız. İl Başkanlığımız Kozan'da. İnşallah burada da ortalama 35 kişilik ekibimizi de oluşturup biz genel merkez olarak her türlü teknik, ekipman, araç, eğitim, her türlü desteği, hizmeti Adana'mıza, Kozan'ımıza sunma noktasında büyük bir heyecan içerisindeyiz. Büyük bir arzu içerisindeyiz. Çünkü burada o heyecanı gördük. O coşkuyu gördük. Bölgenin ihtiyacı var. İşte o aslında stratejik bir yer demiştik Kozan için. İşte Feker, Tufan Beyli, bizim Yahyalı, yani Kayseri'nin, evet, Yahyalı da dahil olmak üzere bu coğrafyanın aslında merkezi, doğal bir merkezi. Buradaki olaylarda işte biraz önce bir gazeteye göz attım. İlk 24 saatte ne yapmalıyız gibi bir manşet atılmıştı. Evet. Bu tür olaylarda ilk müdahale çok önemli. İlk yardım ne kadar önemliyse diğer kriz müdahalelerde ne kadar hızlı yapılıyorsa o kadar çok insanın hayatına müsbet anlamda dokunmak anlamına geliyor. O açıdan da Kozan'ımız bu müdahalenin merkezi olacak inşallah. Evet. Bizim de işte bu destekleri vermeyi biz şehrimize taahhüt ediyoruz ama şehrimizden de bizim isteklerimiz var. Kozan'ımızın Sayın Erdal Acar Başkanımıza ve ekibine sahip çıkmasını istiyoruz. Hem arama kurtarma çalışmalarını hem diğer çalışmalarda onların yanında olmalarını istiyoruz. Erdal Başkanımıza ve YSV Hareketi'ne sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. İnşallah onlara verileceğiniz desteklerle şehrimize çok büyük bir katma değer daha oluşturacağız. Bizler derneğin genel yöneticiler olarak her türlü bu konuda hizmet etmeye söz veriyoruz. Kozan halkından da bu desteği bekliyoruz. Evet. Arama kurtarma çalışmalarında olmak istiyorum, bu çalışmaların içinde bulunmak istiyorum diyenler sosyal medya hesaplarından, YSV Hareketi sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir. Aynı zamanda da Erdal Başkanımıza da telefonla da ulaşabilirler. Yani şöyle söylüyoruz o zaman. Biz burada YSV Hareketi ekibini oluşturup eğitimlerini alıp akredite olduktan sonra siz YSV Hareketi Genel Merkezi olarak araç, ekipman, her türlü alet anlamında her türlü desteği vereceğiz. Her türlü desteği çok hızlı bir şekilde vereceğiz. Evet. Burada şeyi biraz açalım. Akredite olmak ne demek? Türkiye'de kaç tane kurum akredite oldu? Biraz bu noktada muğlak kalıyor. Hani insanlar çok, evet, bilmediği için. Burayı açabilir miyiz başkanım? Akredite olmak bu işte Türkiye'de koordinasyon merkezi AFAD'tı. Evet. AFAD'ın belirlediği standartlarla ulaşmış, eğitim, ekipman ve diğer konularda ulaşmış ekiplere diyor ki devlet, siz tek başınıza bir olaya müdahale edebilirsiniz.
Bu ehliyeti size veriyorum. Yani. Ruhsat veriyor yani. Bize sen o ruhsatı veriyor. Afat gibi gidip müdahale edebilirsin. Edebilirsin. Yangına diyor. Müdahale edebilirsin. Depreme müdahale edebilirsin. Enkaza müdahale edebilirsin diyor. Anında müdahale edebilirsin. Evet. O ehliyetin var artık. Çünkü o standartlara, afette olma demek. O süreç o standartlara erişme sürecidir. Evet. Olgunlaşma sürecidir. En son geliyor evet diyor, siz olgunlaştınız. Diyor size resmi bir yazı olarak veriyor. Ve aslında siz devletin meşruiyeti içerisinde afet konusunda bir uzman hale geliyorsunuz. Yetkili, resmi yetkili bir uzman haline geliyorsunuz. Bu konuyla ilgili eğitim de verebilirsiniz. Olaya da bizzat müdahil olabilirsiniz. Ve bu konuda daha da birçok alanda da üretime dahil olabilirsiniz demektir. Yani size bu ruhsatı, güzel bir ifade oldu o ruhsat. Evet. Bu ruhsatı veriyorum demektir. Akredite olmak aslında bu. AFAD'ın sistemine akredite olmak. AFAD'ın seni tanıması, onaylaması. Sivil toplum yapıları içinde, dernekler içinde kaç tane derneğimiz akredite şu anda Türkiye'de? Bu sayı 6 Şubat'tan sonra çok fazla arttı elhamdülillah. Evet. Şimdi bazı dernekler yani müstakil anlamda yani bulunduğu bölgede akredite oluyorlar ya da lokal çalışmalar yapıyor. Bazı kurumlarda bu akredite olan il sayısını Türkiye satına yayıyorlar. Bununla ilgili şu an benim bildiğim tam rakam belki yanlış olabilir. 10 tane büyük vakıf dernek, bunların bir DSV hareketi. Tüm Türkiye satında bu ekiplerini akredite ediyor. Evet. Çok güzel. Başkanım tabii konuşacak çok şey var. Çok şey deyince, var. Zamanımız da sınırlı olduğu için bugün misafirimiz oldunuz. Nasıl Kozan'ı beğendiniz? Havanın sıcak olduğu bir dönemde geldiniz ama yine de sizi böyle serin ortamlarda misafir etmek istedik. Kozan'la ilgili inşallah daha sonra inşallah. Çok ciddi çalışmalarımız olacak. Bir espriyle kapatmak istiyorum. Şimdi bu otelcilikte her şey dahil sistemleri var evet. Ya. Şey diyoruz, sevgiye her şey dahil. Evet. Yani Kozan'ı seviyorsak sıcağıyla da seveceğiz. Eyvallah. Her şeyi de seveceğiz. Nemi'yle de seveceğiz. Her şeyi dahil seveceğiz inşallah. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere kendimizi ifade etme fırsatı tanıdığınız için. Allah'ın izni keremiyle biz bu ülkenin öz çocukları olarak yerli, milli ve bağımsız. Yani bu bağımsızlık kelimesi her türlü siyasi kurum kuruluştan, dini gruplardan ya da ekonomik kuruluşlardan bağımsız. Hakkı hak için söyleyebilecek. Evet. Doğru işleri yapabilecek ve bunu yaparken de sağa sola bakmayacak, bir yerden talimat almayacak. İnandığını en yüksek perden söyleyebilecek bir hareket kurmak için biz bu yola çıktık. Bu bayrağı da burada taşıyan, özellikle Erdal Acal Başkanıma, onun yönetimine çok teşekkür ediyorum. Evet. Onlara her türlü maddi ve manevi destek veren Kozyar'a, evet. Musa Başkanıma ve yönetimine buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onların destekleriyle, o sinerjiyle inşallah önce Kozan'ımıza, hani programı siz planlarken genelden özel indirgediniz. Evet. Biz de geleceği planlarken özelden genele doğru gidelim. Öncelikle Kozan'a, sonra Adana'mıza, sonra Anadolu'muza, sonra tüm gönül coğrafyamıza umut ışığı olacak. Çok güzel nesillerin burada yetişeceğini, çok güzel işlerin yapılacağını gördük. Her iki kurumun da başkanına ben buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik, bu kardeşlik burada daim olur ve tüm kurumlara örnek olur. Evet. Logoların, kurumların, isimlerin, şahısların hiçbir kutsaliyeti yoktur. Dava kutsaldır. Dava da ay yıldızlı bayrağı yükseltme davasıdır. Evet. Başka bir dava değildir. O açıdan bunların bir arada olması, o kardeşlik hukuku içerisinde ortak faaliyet yapabilme şuuru inşallah tüm ülkemize örnek olur. Evet. Kozan'ımız bu açıdan gerçekten de çok güzel. Kozyar'a burada bir aslında bir parantez açmak gerekiyordu. Şunu ifade ettim, çok güzel bir hikaye yazılıyor. Yani yerelde bir grubun kendi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü şehre nasıl hizmet edebileceğini, oradaki öz kaynakları o şehir için nasıl en etkin bir şekilde kullanılabileceğini gösteren bir rol modele doğru dönüşüyor. Biliyorum ki Kozan'daki Kozyar'ın bu başarısı İzmir'de Ali Ağa'ya, Antalya'da Kumluca'ya, Samsun'da Çarşamba'ya, Batman'da Gercüş'e, evet. Orada biraz zor görüyor ama hepsine ilham kaynağı olacaktır. Biz de yapabiliriz diyecektir. Gerçi şu anda çalıştığımız yer olduğu için ülkemiz, başkanımla özel bir muhabbetimiz var. Ülkemizin her bir köşesi güzel ve hepsi bizim. Evet. Her şeyle diyoruz ya, sevgiye her şey dahil. Evet.
Allah'ın izni keremiyle bu kardeş, buradaki bu sinerji Türkiye'de örnek olacak. İnşallah. Onu görüyorum. Yani ben şunu görüyorum ve şuna eminim ki siz Kozan'da yapılacak her türlü bu yönlü faaliyetlerde maddi manevi desteğinizi her zaman hissedeceğiz. Her zaman burada olacağız inşallah. Hasreten bu yönde ben de size çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu anlamda hem uluslararası hem ülke çapında yapmış olduğunuz çalışmalarla bunu gösteriyorsunuz. Bir memleket nasıl sevilir? Bir vatan nasıl sevilir? Bir bayrak nasıl sevilir? Bunun türlü türlü yöntemleri vardır ama gerçekten bir memleket her şeyden önce ona en güzel şekilde hizmet etmekle sevilir. Faaliyetlerle sevilir. O memleketin geleceğine sahip çıkan, o memleketin derdiyle dertlenen insanlar gerçekten bunun memleketi nasıl sevmenin gerektiğini de göstermiş olur. Bizim amacımız da bu. Gençlerimize de bunu göstermek ve bu bayrak yarışını devam ettirmek. Biz önceki kuşaktan aldık bu bayrak yarışını. Onlar da bunu gördü çünkü. Yani kendi büyüklerimiz, kendi çevremizde olan insanlar bize bunu gösterdiler. Karşılık beklemeden, herhangi bir siyasi, ekonomik, ticari menfaat beklemeden bir memlekete hizmet etmenin yollarını bize gösterdiler. O yolda da biz çalışmaya, nefes harcamaya devam ediyoruz. Allah razı olsun başkanım. İnşallah bir dahaki faaliyetlerde yine buluşmak üzere. İnşallah. Evet, kıymetli izleyenler, bugün Yesevi Hareketi Genel Başkanı Sayın Mahmut Cömert'le beraberdik. Afetleri konuştuk, faaliyetlerini konuştuk. Faaliyetler gerçekten ülkemiz için milli bir mesele. Aynı zamanda bizim bu afet çalışmalarımız, afete hazırlık çalışmalarımız, hem bilinçlendirme çalışmaları hem afet öncesi ve sonrası çalışmalar olmak üzere bizi gerçekten çok geliştirecek. Ülkemiz, milletimiz, Adana'mız, Kozan'ımız, Türkiye'miz için gerçekten çok elzem konular. Bunları daha da yaygınlaştırmalıyız. Bu bilinci arttırmalıyız. Bu farkındalığı çoğaltmalıyız. Bu anlamda YSEV Hareketi bu çalışmalarına devam ediyor. Biz de bu çalışmalarını her türlü destekleyeceğiz. Onlar bizi destekliyor. Biz onları destekleyeceğiz. Böylelikle bir sinerji oluşacak diye umut ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.